Hemen sıradaki yarışmacıyla devam ediyoruz. Sırada Miktat var. 101 aday numarasıyla geliyor ve bir Trabzon türküsüyle geliyor. Miktat'a arkadaşları dünyadaki tek mahalle oyunu kolbastıyla eşlik edecekler. Hop tek hop tek oynayalım, bir o yana bir bu yana sallayalım diyecekler. Tebrikler Miktat. Evet, sizlere de tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Zannediyorum son yıllarda Türkiye bir dans kazandırdı, dans kültürü daha kazandırdı dünyaya. Zannediyorum ilginç bir dans. Betin abi siz daha iyi bilirsiniz. Ben yeni görüyorum kolbastı son 1-2 yıldan beri. Tabii 1-2 yıldan beri meşhur oldu, evet. Ama dansı zenginleştirelim diye özünü bozduklarını da maalesef üzülerek tespit ediyorum. Tematik bazı şeyler, şakalar soktular, kol bastı gitti. O yüzden biraz üzüldüm. Bir de bu tip şovlarda nasıl Erzurum ekibi Duragan olduğu için üzülmüşsek, şimdi çocuk burada şov yapıyor, arkadakiler sahne çalıyorlar. O da yanlış, onların da bir dengeli, ahenkli olması daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bir tane iyi yorumladı, bu dere boyu kavaklar bununla bağlı mıdır, o başkadır değil mi? Aynı. Aynı mıdır? Çünkü dere boyu kavaklar... Normal beş kıtadır. Biz üç kıta yaptık. Tamamdır. Ben tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi bir yorumdu. Sağ olun. Sağlıklı bir yorumdu. 8-8. 8-8 geldi. Çok sağ olun. Teşekkürler Metin abi. Armağan'cığım. Bir kere çok şıksınız. Çok sağ olun efendim. Bir mahalli ya da yöresel bir kıyafetin modernize edilmesini hakikaten çok şık buldum. O belinizdeki kuşağınız, cepkeniniz, siyah kumaş pantolonunuz, rugan ayakkabılarınızla bence çok şık duruyorsunuz. Çok sağ olun. Ayrıca da artistik olarak da sizi çok başarılı bulduğumu söylemek isterim. Çok ben, sağ olun. Metin abinin aksine arkaya hiç bakmadım. Niye bilmiyorum. Bir tek o kısa boylu arkadaşım öne gelip poposunu yere vurduğunda ilgimi çekti. Başka da ben sizle ilgilendim. Çünkü hakikaten başarılı bir şov vardı. Bir kere artistik olarak 10 veriyorum. 10 geldi artistik olarak Armağan Çağlayan'dan. Ama teknik olarak sizin bu şarkıyı daha iyi söyleyebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü o sesiniz de var. O kulağınız da var, o yeteneğiniz de var. Ama sanıyorum hem dans edip hem şarkı söylemek dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Çünkü hala nefes nefesesiniz. Evet. Ama bu da kondisyon. Bunun için biliyorsunuz spor yapacaksınız. Her sabah koşacaksınız. Bu da profesyonellerin bir parçası. İnşallah efendim bundan sonra sporları beraber yapacağız. Ben her sabah koşuyorum. Gelin buyurun beraber koşalım. İnşallah yani. Efendim inşallah. Bir de siz güreşçisiniz. Evet efendim. Hani bu eğer antrenmanlı halinizse bir de antrenmansız olsaydınız şimdi burada mefta biçiminde yatıyor olacaksınız. Şimdi yarışmaya geldiğimizden beri hiç spor yapmadım yani açıkçası. Kondisyonsuzum. Niye kaldığınız otelde bir spor salonu var sanıyorum. Sadece dambıllar var. Baktık. Yani kondisyon salonu şu anda fazla şeyde değil. Yani sadece kondisyon aletlerinde dambıllar var. Baktım ben yüzüyordum. Birkaç kez yüzdüm havuzda. Kış geldi şimdi yüzemiyoruz. Ama hani son tarihte açık havada sabah kalkıp yürümek de bir spor. Evet. Teknik olarak daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Eminim siz de benim gibi düşünüyorsunuz. O yüzden teknik olarak da 8 veriyorum. 8 geldi. Armağan'cığım teşekkürler. Gülben Hanım. Başınız sağ olsun. Saygılar. Miktat sen birkaç hafta üst üste birinci oldun. Ve de hani burada da konuşuldu. Hani oylar sana çok geliyordu. Memleketin seni destekliyor. Ben senden
Bu geceki performansın beni de çok mutlu etti. Bence bu gecenin en iyi performansıydı. O birinciliklerin sende bir tembellik yaratmayıp ayrıca çalışkanlığınla üzerine gitmen ve tekrar birinci olmak için çaba sarf ediyor olmanı hissettirdin bana bu akşam. Oylarının haricinde bir de şanslıydın tabii ki, sen Karadenizlisin ve kendi yörenin türküsünü söyledin. Çok severek, isteyerek, şıklığına çok katılıyorum. Çok güzel taşımışsın ama benim için en önemlisi bir çaba sarf etmişsin. Bir senkron da olsa en sonda bir harekette aynı şeyi yaptın. Bu senin bana şarkının haricinde de sahnen için bir çalışmış olduğunu gösteriyor. Bir figürün vardı, onun üzerine gitti sadece. Ama olsun, onu da çok güzel yaptın. Rol çalmaya çalışsalar da ki onu öyle bir istekle yapmadılar gayet tabii. Onlar da çok iyi performans sergilemek için. Arkada dansçıların işi çok zordur çünkü. Onlar da hem çok iyi olmak isterler hem seni engellememek. Sen hiç kendini engelletmedin bence. Çok başarılıydın. 9 ve 10 veriyorum ben. 9 ve 10 geldi. Teşekkürler Gülben Hanım. Bülent Hanım. Şimdi efendim, Sayın Usta rol çalıyor dediyse rol çalıyorlardır bir kere. Rol çalındı. Ama orada şuna dikkat etmeleri gerekir. Arkadaki kişiler her zaman figürasyondur. Solist sahnede kanundur. Anayasa gibi. Onun için bu dans gösterisiyle efendim bu sahneyi şıklaştıracak kişilerin solistin yanına gelerek neredeyse bir sopası eksik, böyle yapmayacaksın falan ders verir gibi böyle bu hareketleri. Ama o mizansenin bir parçası. Hayır hayır. Tabii canım. Pardon Bülent Hanım, ben yanlış mı gördüm Miktar? Sen işaret ettin ve kısa boylu arkadaşı yanına çağırdın. Evet, yani onunla o, karşılıklı hepsi mizansen prova. Şimdi, hayır böyle. Bu öyle olmayacak dedi. Mizansen Bülent. O kadar kaba, doğru diyorsunuz efendim. Yani o şekilde olmayabilirdi. Daha bunun nesi matak. Mizansen Sayın Erkan? Mizansen o hepsi. Yani gelip solisti azarlamak mizansen mi? Bakın. Azarlar vari parmağını kaldırmak. Ay siz o mizanseni hocam, beğenmemiş olabilirsiniz ama ay, bu o mizansen mi bu? Hocam şimdi bu parçada normalde böyle oynarken birbirlerine işte tokat atarmış gibi. Evet. Böyle şeyler de var bu parçada, yani özünde var. Kendi arkadaşlar... İstedi arkadaşımız, yani beraber de bir şey yapalım. Provada çalıştık. Evet. Dedim, olsun dedim, yapalım. Peki, sen de ona böyle orada yapama, o provadaki önceden tespit edilen hareketleri yapamadınız diye mi o şekilde size onu yaptı? Hayır efendim. O nedir, o oyunun bir parçası mı? Şimdi o benim yanıma geldiği zaman, yani sen oynayamıyorsun demek istedi bana yani. Bana şey attı, zaten kol bastığının anlamı iki genç karşılıklı böyle atışmaları, oynarken atışmaları. O şimdi bana meydan okudu, biz beraber oynadık. Oyunun beraber. Bir parçası. Oyunun bir parçası o. Evet. Ben özür diliyorum o zaman, ben bunu bilmiyorum. Böyle ben sizden şeyi... özür diliyorum. Hayır efendim, ne münasebet, bir insan her şeyi bilemez. Ben böyle bir oyunu zaten bilmiyorum ama oyunun Sayın Erkır'ın söylediği gibi efendim mizansen olduğunu... Bilemiyorum. Demek ki burada bir atışma söz konusu o zaman herhalde bu oyunda. Tabii aslında kol bastı bir anlamda savaşı stilize ediyor. Adeta düelloyu stilize ediyor. Sonra kayarak buraya geldi. Ana şey odur, bu Erzurum ekibinde de vardır, bıçakla oynanır, Bitlis'te de vardır. Bir de Siirt'in savaş oyunları vardır. Bu da onlardan biridir. Hayır, ben savaşı stilize sahnedeki artiste, soliste... Hani böyle parmak yapıldığını ilk defa görüyorum. Yok yani sen oynayamıyorsun, edemiyorsun. Yani yapa beceremiyorsun gibilerinden algıladım ben. Oyunun nev'ini bilmiyorum. Anladım. Efendim özür diliyorum. O çocuktan da özür diliyorum. Efendim bilemiyorum. Ben her zaman tabii solistin kanun olduğunu bilirim. Biz böyle gördük ve bunu uyguladık 40 sene. Efendim ama şimdi demek ki bu. Evet, böyle bir şey. Yani bu şuna benzer, bir partnerle sahne alındığı vakit
çeki şuradan sen okuyamıyorsun, ver şu mikrofonu bana demeye benzer gibi bir efendim, şey. Evet, haklısınız. Yönetmelikler anayasa oldu burada. Olay odur. Evet, evet. Peki ben sahnenizi çok beğendim. Çok sağ olun. Bir artist ancak bu kadar efe yapabilir. Sayın Çağlayan, işte görüyor musunuz dedim. Bu kadar olur. Ve nefes payları da... Nefes paylarında da bu kadar seri oyunlardan sonra nefes nefese kalıp usul başlarını da kaçırabilirdiniz. Asla ve asla kaçmadı. Gayet yerli yerinde fevkaladenin fevkinde okudunuz. Sahneniz süperdi. 10 ve 10. 10 geldi Bülent Ersoy'dan da. Teşekkürler Bülent Hanım. Ayrıca bir şey var. Affınıza sığınarak. Sayın Ergen dedi ki, dikkatini çekmiş ama son derece doğru bir tespitti. Efendim, siz hiçbir zaman bugüne kadar hiç oldum demediniz. Size gelen o oylarla da efendim ben nasıl olsa bana oy geliyor ya falan gibilerinden o hale bürünmediniz. Her zaman işinize son derece sıdkı sadakatle sarıldınız. O bakımdan da sizi tebrik ediyorum ve takdirlerimi iletiyorum. Saygılar sunarım hocam, çok sağ ol. Teşekkürler Bülent Hanım. Çok güzel puanlar geldi. Tebrik ediyorum ben de. Miktat, ben seyircilerimize sorayım. Birazcık daha kol bastı ister misiniz? Peki. Bu tamamen şimdi improvize olacak. Çünkü beni çok şaşırtan bir şey oldu provada. Bizim Dilara'yı biliyorsunuz, hep böyle Türk sanat müziği söylüyor. Ciddi ciddi. İnanılmaz kol bastı yapıyor. İkisini bir izleyelim beraber kol bastı yaparken. Hadi Dilara da gelsin. Teşekkürler Dilara. Seni içeriye alalım. Ben inanamadım. Bir de sizlere göstereyim dedim. Dilara'da gerçekten bu enerji varmış. O 16 yaşının enerjisi. Şimdi senin teşekkürlerin var galiba ama bu arada burada gördüğünüz gibi çok önemli el sanatları var. 3200 yıllık bir el sanatıymış. Kazaz el sanatı. Hasan Tabakoğlu ve oğulları yapıyormuş. Zannediyorum Ercan Tabakoğlu da burada. Onu da sahneye davet edelim. O da bir taraftan jüri üyelerimize yaptığı bu güzel eserleri bir tanıtsın. 1000 ayar gümüş kullanıyormuşsunuz, 24 ayar altın ile yapılır. Lütfen oraya geçerseniz, jüri üyelerimize de gösterirseniz, sen bu arada teşekkürlerini lütfen. Efendim, OFF Belediye Başkanımız Oktay Sarala, Köprübaşı Belediye Başkanımız Ali Rıza Hacı Efendioğlu'na, Trabzon Valimiz ben okuyayım mı? Doktor Recep Kızılca, Yomra Belediye Başkanımız İbrahim Sağıroğlu'na, Arsin Belediye Başkanımız Erdem Şen'e, Sürmene Belediye Başkanımız Fikri Usta'ya, Trabzon Belediye Başkanımız Orhan Fevzi Gümrükçü'ye, ayrıca Hasan Tabakoğlu ve oğullarına bu güzel jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Türk bayrağının dalgalandığı her yere saygılar, sevgiler, tüm Karadeniz'e sevgiler sunuyorum. Çok sağ olun. Aday numaran? Aday numaram 101-34-50. 101, Miktat'ın aday numarası.